Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastor Güçlü Erman. Sizlerle bol yaşam konusunu incelemekte olduğumuz bir program serisinin ikinci programındayız. Ee, Yuhanna 10. bölüm 10. ay şöyle diyor. Hırsız yani şeytan yalnız çalmak, öldürmek, yok etmek için gelir. Ama İsa diyor ki ben ise insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye Geldim. Evet, İsanın ve Tanrı'nın insanlara vermek istediği bu bol yaşamı inceliyoruz ve değerli eşim Gülben bizlerle birlikte hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. İlk programda bol yaşam konusunun e, e, konusuna değinirken, e, bol yaşam ve kıt yaşam arasındaki farklara değindik. Tanrı'nın insanlara bol yaşam vermek istediği konusuna değindik ve e, özellikle şuna değinmeye başlamıştın. E, bu bol yaşamı yaşamamız Tanrı'yı hoşnut ediyor, değil mi? Evet. evet. Çünkü Tanrı'nın bir isteği var insanlar için. Mesih'i kabul etmiş olan insanlar için bir bol yaşam var. Neden bunun azını yaşayalım değil mi? Eğer Tanrı bize bol yaşam sunuyorsa mirasımız olarak neden bunun daha altında bir yaşam sürelim değil mi? Evet. Tanrı buna hoşnut olamaz. Evet. Değil mi? Önemli olan bol yaşamı Tanrı'nın zaten bize verdiğini, iman etmemizle birlikte zaten bize ait olduğunu bilmemiz ve Mesih'te neye sahip olduğunu bilmemiz, olduğumuzu bilmemiz ki buna göre bol yaşamı yaşayabilelim. Ve bol yaşamın bu yaşam için olduğunu bilmemiz gerekiyor Çünkü daha önceki programda aynı zamanda bu ayeti söyledik yani bu yaşamda egemenlik sürecekleri evet. Çok daha kesindir diyor evet. Yani bu yaşamda evet. Öldükten sonra değil bu yaşam için bol yaşam Ve e, bol yaşam Tanrı'yı Hoşnut eden bir şey Bol yaşam içinde yaşamak çocuklarının bol yaşam içinde yaşamaları yani ee, ve Paulus bunu şu şekilde söylüyor. 2. Korintiler 5. bölüm 9. ayet diyor ki, ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım. amacımız Rab'bi hoşnut etmektir. Ve Rab'bi nasıl hoşnut ederiz dedik? Evet. Efesliler 2:10'da diyor ki, biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Evet. Yani Tanrı'nın bizim için İyi planları var, iyi işleri var. Bizi düş kırıklığına uğratacak, bizi kötü kötü yollara saptıracak değil. Ama bizim için iyi planları var, iyi bir ee, çağrısı var ve bir insan iman ettikten sonraki ilk amacı çağrısının ne olduğunu keşfetmek, keşfetmesi. <laughs> Çünkü diyor ki yani amacımız Rabbi hoşnut etmek ve Tanrının bizi ne için ne yapmamızı ça için çağırdığını keşfettiğimiz zaman Tanrıya yaraşır bir bir şekilde, Tanrı'yı hoşnut eder bir şekilde yaşıyoruz ve bu bol yaşamı hı hı. çağrımızı yerine getirerek, Rabbim bizim için planladığı planları yerine getirerek büyük, büyük maksimum potansiyelde bu yaşamı yaşıyoruz. Hı hı. Ve Korintlilerde de diyor, ya yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak iş, işitmedi hiçbir insan yüreği kavramadı. Yani bir tane de bizim için müthiş planları var. Evet. Yani bazı inanılar bunu şöyle söylüyorlar. Tan Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı diyor ya. Yani bunu bilemeyiz. Hı hı. diye yorumluyorlar bu ayeti. Evet, Halbuki esrarın gizli bir şekilde çalışır. nasıl bilebilir işte duydun. Evet. Gördüğün gibi kardeşim ayet diyor ki: "Ah bilemeyiz ki ne Bizi ne bekliyor." Ama evet. bu ayet bunu söylemeye çalışmıyor. O o metne baktığımız zaman değil mi? Ondan sonra da bunlar bize kutsalru aracılığıyla açık, açıklanacaktır diyor. Evet. Ve Tanrı evet. bunu bilmemizi istiyor. Evet. Vahiyle, esinle Tanrı'nın amaçlarını, planlarını yüreğimize açıklamak istiyor ki bunu bilelim, bunu görelim, bunu işitelim, bunu anlayalım ve buna göre yaşayalım. Ki değil mi? böylece Rabbi hoşnut edelim. Evet ve o bol <laughs> yaşamda olalım. Evet, bol yaşamın bütün doluluğuna sahip olalım. Doluluğu. Evet. evet. Çünkü bir imanlı yani iman ettikten sonra imanla zaten açılıyor bu bol yaşam kapısı. Evet. Ondan önce mümkün değil bir insanın bol yaşam yaşaması. Çünkü kendi gücümüzle yaşamıyoruz bu bol yaşamı. Evet. Daha sonra bahsedeceğiz, lütuftan bahsedeceğiz. Kendi gücümüzle yaşamıyoruz bu bol yaşamı. Bu bol yaşam, İsa Mesih'e iman etmekle birlikte Rabbim bize verdiği armağan. Evet, bu bol yaşamın iki önemli unsuru var. Dediğim gibi lütuf bir tarafta, hı hı. bu Tanrı'dan gelen kısmı, evet. imanda bizim katkımız. Yani imanla yaşayacak, ne diyor? Doğru kişi imanla yaşayacak. Evet, evet. Buna değinmiştik işte o Romalılar 5. bölüm 17. ayet söylediğin işte bu dünyada egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Hı hı. Ne diyor? Tanrının bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların evet. bir insan İsa Mesih aracılığıyla. Evet. Bu, bu yaşamda evet. egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Yani lütfu nasıl alıyoruz? E imanla alıyoruz. Nasıl doğru kişi oluyoruz? İmanla. Yani imanla yaşamak bol yaşamı tatmanın en önemli parçası. Yani imanla yaşamayan iman. Hani imanlı diyor kendini ama ben imanlıyım, Mesih imanlısıyım. Bu bir etiket değil. Bu bir yaşam tarzı olmalıdır değil mi? O iman ruhuna sahip olmak, imanla yaşamak, dünyayı yenen imana sahip olmak, dağları yerinden oynatan imana sahip olmak, Tanrı'nın sözüne güvenmek, imanla adım atmak, cesaretli olmak, korkmamak, korkarak geri adım atmamak değil mi? İman, imanla yaşamak bunlar. İmanla yaşadığımız zaman o lütfun doluluğu hayatımızda o bol yaşamı bize sağlayacaktır. Hı hı. Kurtuluşu nasıl alıyoruz? İmanla ve Tanrının lütfu sayesinde. Hı hı. Yani bu bir antlaşma olayı. Bu bol yaşamda Tanrının biz antlaşma halkına verdiği yaşam. Hı hı. Yaşam standardı diyebiliriz değil hı hı. mi? Evet. Bol yaşam. Her şeyin bolluğu. Evet. Kıtlığı değil bolluğu. Evet. Azı değil çoğu. Hı hı. Bereketi, bolluğu, artışı, çoğalması. Antlaşmada Tanrı lütfuyla bunları bize sağlıyor. Hı hı. Hak etmediğimiz lütuf ama biz imanla ancak bu bol yaşamda kalabiliriz ve bu bol yaşamı sürdürebiliriz. Doğru değil mi? Evet, evet. Ve bir imanlının bol yaşam yaşayabilmesi için bir de şu çok önemli yani temel taşlarından birisi kendi Tanrı'nın kendi için olan planını keşfetmesi evet. ve bu plan doğrultusunda yaşaması. Hı hı. Bu çok önemli. Yani Tanrı biz daha doğmadan önce bizim evet. için bir şeyler planlamış. <laughs> İyi planlar bunlar, kötü değil. Evet. İyi planlar. Ve bunları yerine getirmemiz Rabbi hoşnut ediyor. Evet. Önemli olan da bu. Bunları yerine getirebiliriz. Tabii ki kesinlikle. Evet. Yani e, mesela Koloseliler 1. bölüm 9 ve 12. ayetlerde e, şunu yazıyor. Şimdi bir iman iman ettikten sonra benim yaşama amacım ne? Ve ben nasıl yaşamalıyım derse burada yazıyor. Hı, Hı Temel temeller burada yazıyor. Yani Rabbi nasıl takip etmek, Rabbi nasıl hoşnut etmek etmemiz gerektiği burada yazıyor. Diyor ki, e, bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten, tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Şimdi birincisi neymiş? İnsan mesele iman ettikten sonra Hı -hı tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmek. Evet. Bütünüyle bilmek. O kadar güzel yazmış ki yani ok okumak istiyorum. Tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmek. Burada başlıyor imanlı yaşam bol yaşama giriş. Evet. Tanrı'nın kendin için isteğini bütünüyle bilmek. Bütünüyle. Evet. Ve ikincisi devam ediyor. Diyor ki Rabbe yaraşır biçimde yaşamak. Yani Rabbin senin için olan planlarını bildikten sonra ki bu, bunları bunu şu şekilde söyledik. Yani Tanrı bizim için olan planlarını bize söylerken yani senin için ölümüne kadar işte bütün bütün bunları planladım diye bizim üzerimize bir e, harita gibi sermiyor. Evet. Adım adım bize açıklıyor planını kendi özel yaşamımız hakkındaki planını. Bir adım e, açıklıyor. O adımı takip ediyoruz, o adımda sadık oluyoruz. Ondan sonra ikinci adım. Evet. Bu da onun ruhu sayesinde ve bilgelikle, e, o anlayışla, onun isteği planı doğrultusunda yürüdükçe, yaşadıkça oluyor. Evet. Dolayısıyla başlangıç noktamız burası, bir imanlı olarak, Hı -hı. onun Tanrı'nın isteğini bilmek. İkincisi, Rabb'e yaraşır biçimde bu planın doğrultusunda yaşamak. Evet. Devam ediyor, diyor ki, onu her yönden hoşnut etmek. Hı hı. üçüncüsü Rabbi her yönden hoşnut eden bir yaşam sürmek. Evet. Ne Ki, nedir Rabbi hoşnut eden mesela? Değil mi? Rabb'i hoşnut eden yaşam demek yani e, İsa Mesih'e layık olan yaşam yani İsa Mesih'in Tanrının bizim için sağladığı bütün bereketlerin bilincinde hı hı. olan bir yaşam Mesih'teki kimliğimizin ne olduğunu bilincinde olan yaşam Tanrının isteğini bütünüyle bilerek o bilmemiz sayesinde ve Tanrı'nın isteğini yerine getirmemiz sayesinde sürdürdüğümüz bu bol yaşam hı hı. Rabb'i hoşnut eder. Evet. Şimdi bu e, Tanrı'nın isteği derken, tabii ki Tanrı'nın isteğini anlamak için de e, şunu vurgulamak lazım. Tanrı'nın isteğinin iki, iki boyutu var. Birincisi genel isteği. Bütün insanlar için olan genel isteği. Hı hı bilinen ve yazılmış olan isteği. Bütün insanlar için aynı. Yani zaten Tanrı'nın hayatımız için isteğinin yüzde %90'ı kutsal kitapta yazılıdır. işte. bağışlamak. Tanrı'nın yani bu konuda dua etmemize gerek bile yok. Rab işte şu kişiyi bağışlamamı istiyor musun, istemiyor musun? Ya yani bunu sormamıza bile gerek yok. Yani isteği yazılmıştır. Herkesi bağışlayın diyor. Hı hı. İşte cömert olmak, sevecen olmak, alçak gönüllü olmak, komşunu sevmek yani birçok yaşam yaşamımızın ...unsurları, yaşamımızın bütün dinamikleri zaten Kutsal Kitap'ta yazılı. Tanrı'nın her insan için, her Mesih imanlısı için genel anlamda isteği belli zaten. Bunu okuyarak Tanrı Sözü'nde öğrenip uygulamamız gerekiyor değil mi? Evet. Bu bilinen isteği. Bir de bilinmeyen boyutu var. Herkes için özel olan. Bir genel olan dediğim gibi bir de özel olan. Bu da işte kişinin kişisel çağrısı. Birini pastor olmaya çağırır, birini müjdeci olmaya çağırır, öbürünü doktor olmaya çağırır. Evet. Öbürü öğretmendir, diğeri ev hanımıdır, diğeri iş kadınıdır. Ee, i̇şte birisi televizyon programına çıkar, birisi kameranın arkasında durur. Vesaire vesaire. Kiminle evleneceğin, nerede yaşayacağın. Değil mi? Bunlar hepsi özel şeyler. Evet. Bu da tabii ki ruhu aracılığıyla ve ama biz o genel planda sadık olduğumuz zaman bize daha da detaylı açıklanan kısmı. Hı hı. Yani bunu öğrenebiliriz ve bu hayatımızın gerçekten en büyük amacı olmalı dediğin gibi. Aynen. yani Bu çok önemli. Söylediğin çok önemli değil mi? Hı hı. Yani Mesih'e iman ettiğimiz andan itibaren hayatımızdaki en büyük amaç onun bizim için isteğini keşfedip buna itaat ederek yaşamaktır. Tanrıyı hoşnut etmek. Ne diyor? İman olmadan Tanrıyı hoşnut etmek olanaksızdır. Nasıl bir iman? İtaat eden, eyleme geçen bir iman. Hı -hı. Okuduğun zaman, Tanrı'nın isteğini gördüğün zaman bunu uygulayan bir iman, değil mi? İşitip Hı -hı. değil, unutan değil, işitip uygulayan imana sahip olmak Tanrı'yı hoş eden im iman, değil evet, mi? Evet, evet, Ve ayetin devamında diyor ki, her iyi işte meyve vererek. Halelüya. Yani e, Tanrı'nın isteğini keşfettikten, planları keşfettikten sonra bu planlar doğrultusunda iyi meyve vermeye devam etmemiz gerekiyor. Evet. Beşincisi diyor ki, Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için. Evet. Dua ediyoruz. Evet. Tanrıyı tanımakta da ilerliyoruz. Altıncısı diyor ki her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne, lütfuna dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya yedincisi de şükretmek, şükreden bir yaşam. Şükretmeniz için dua ediyoruz diyor. Haleluya. Yani bütün bu koloseller 1. bölüm 9 ve 12. ayete kadar bütün o yaşamımızın, bir iman nasıl yaşamalı? Bunlar yazıyor sırasıyla. Halelüya. Hayatım kısa bir ara verelim. Ee, sevgili izleyicimiz, e, bir kısa, kısa bir ara veriyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Sakın ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdetürkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 İman Yaşamı Hayatınızı değiştirecek bu seride iman sayesinde başarılı olmayı ve imanınızı geliştirmeyi öğreneceksiniz. Pastör Güçlerman'ın bu vaat ücretsiz ücretsiz sahip olmak için bize yazın. Posta kodu 136 Beyoğlu İstanbul, e-posta müjde sms hattı 0534 611 8175. Sevgili izleyicimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastor Güçlü Sizlerle bol yaşam konusunu paylaştığımız bir program serisindeyiz. Ve değerli eşim ben bizlerle birlikte. Hayatım aradan önce çok önemli 7 tane şey değinmiştim. Bunları tekrar etmeni istiyorum. Çünkü bunları vurgulamamız lazım. Yani Tanrı'nın bizim için isteği nedir? Tanrı'nın o bol yaşamın, işte bol yaşam tanımlanıyor orada. Bu bol yaşamı yaşamak için. Nedir bu adımlar, bu 7 ...parçası diyelim artık o, okuduğun ayetlerden. Evet. Tekrar edebilir misin? Yani şimdi dedik ki bol yaşam, insan mesleği iman etmekle... ...bir kapı açılıyor. Bol yaşam kapısı ve bu kapıdan içeri giriyoruz. Ve insan, ima, insan mesleği iman ettikten sonra... ...bir imanı nasıl yaşayabilirim? Benim yaşama amacım ne? Bu bol yaşamı nasıl yaşayabilirim? Dediği zaman yani koloselilerde... E, ...hepsi bunun sırasıyla yazıyor. Diyor ki koloseliler 1.9.12. Diyor ki bunu işittiğimiz günden beri... Biz de sizler için dua etmekten birincisi tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmek, hı hı. bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Yani öncelikle bir imanlı, şunu Tanrı'nın isteğini tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmesi gerekiyor. Tanrı'nın benim yaşamam, yaşamam için planları nedir? Evet. Bunu öğrenmeye çalışması lazım. Tanrı'nın evet. daha önce de söylediğim gibi Tanrı'nın sözü aracılığıyla ve Tanrıyla kişisel ilişkisi aracılığıyla, kutsal ruh aracılığıyla bunlar ona açıklanacaktır. İkincisi Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız. Bu planlar doğrultusunda yaşarken Rabbe yaraşır biçimde yaşamak. Üçüncüsü onu her yönden hoşnut etmek. Hı hı. Bu plan doğrultusunda yaşadığınız zaman bol yaşamı giriyorsun ve yaşıyorsun ve bu, bu bu Rabbi hoşnut ediyor. Dördüncüsü bu yaşamda yaşarken her iyi işte meyve vermek, hı hı. her iyi işte meyve vererek. Ağleniyor. Beşincisi Tanrı'yı tanımakta ilerlemek, Tanrı'yı ta de devam tanımakta ilerlememiz gerekiyor. Bunun için dua ediyoruz diyor. Altıncısı her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için Onun yüce gücüne yani lütfuna dayanarak kudretle güçlenmenizi diliyoruz çünkü. Evet. Bu kudret. yaşamı yaşarken lütfa ihtiyacımız var ve, ve bu yaşamı sürdürebilmemiz için ve iç, o kudrete yani bizi içsel varlığımızda güçle donatan kutsal ruhun kudreti bizi ayakta tutan içimizdeki o evet. doluluğu ve gücü sağlayan tanrısal gücü sağlayan kudret kutsal ruhtan gelen o kudret O olmadan zaten bir imanlı zayıf düşecektir evet. ve her türlü baskının altında ezilecektir ama evet. o içinde o güç olduğu zaman Güçlenecektir ve dayanabilecektir. Dayanma Hı -hı. gücüne sahip olacaktır. Hı -hı. Galip gelebilecektir. Değil mi Haledi Evet, ya. Evet. Ve diyor ki bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya şükretmeniz için duadır. Da daima şükreden bir yaşam. Evet. Şikayet Sürme. eden değil şükreden. Evet. Çünkü Tanrı'nın bizim için isteği olan planlar doğrultusunda yaşarken her şey kolay olmayacak. Evet. Doğru. Ve eee çünkü Tanrı bize kolay bir yaşam söylemedi, vaat etmedi. Evet. Ama zorluklara rağmen sabırla dayanabilmek ve şükretmek. Evet. Bunun bir anahtarı olduğunu söylüyor. Şimdi asıl sorun şurada. Şimdi imanlılar Tanrı'yı hoşnut etmektense, başkaları benim hakkımda nasıl düşünür diye, başkalarını hoşnut etmeye çalışarak bol yaşamı tadamıyorlar. Doğru, kesinlikle doğru. Çok önemli bir söz. Çünkü başkalarının düşüncesi Tanrı'nın onlar hakkındaki düşüncesinden daha önemli ön plana çıkıyor bu yaşamda. Yani onla, başkalarının senin için isteğini mi yerine getireceksin yoksa Tanrı'nın senin için isteğini mi yerine getireceksin? Evet. Kimi hoşnut edersen onun isteğini yerine getirirsin Hadi. sonuçta. Ya da kimin isteğini yerine getirirsen onu hoşnut edersin. Yani e, işte Tanrı'yı hoşnut etmek yerine insanları hoşnut etmek bir tuzak, insan ön plana, korkusu ön plana geçiyor. Öyle evet. değil. İnsan evet. korkusu tuzaktır diyor. Ama Tanrı korkusu bilgeliğin, o bahsettiğin o bilgeliğin başlangıcı. Hı hı. Her türlü bilgeliğe sahip olarak, değil mi Tanrı'nın isteğini bilmemizi istiyor. Evet. Başka şeyler, yani başkalarının düşünceleri daha ön plana geçtiği için hı hı. insanlar bu bu yaşamda yaşarken dikkat edecek olursan daha önce bir ayet söylemiştik dedik ki Tanrı'nın bizim için planı hı hı. bu yaşamda egemenlik sürmek. Ve e, bu Rabb'i hoşnut ediyor dedik. Ama bu yaşamda Tanrı'nın planlarına doğrultusuna giderek, bu yaşamda egemenlik sürmek yerine, başkalarının düşünceleri ön plana geldiği zaman ne oluyor o zaman? İmanlılar veya insanlar e, statülerine, işlerine, başarılarına, pozisyonlarına, imajlarına, başkalarının düşüncelerine daha önem vererek, bunlar daha öncelik sırasına geçiyor buna buna göre yaşıyorlar. Hı hı. Şunu bir de anlamamız gerekiyor. Bir insanın üç tane imajı var. Hı hı. Bunu anladığımız zaman her şey çok daha netleşecek. Şimdi bir insanın üç tane imajı var. Bunun birincisi insanın yansıttığı imajı. Hı hı. Yani bu ne demek? Başkalarının görmesini arzu ettiği imajı. Hı hı. İnsanlar buna göre yaşıyorlar. Beni nasıl başkaları beni nasıl görsün ona göre bir imaj yansıtıyor. Hı hı. Ee, buna yansıttığı imajı diyoruz insanın. Bu doğrultuda yaşıyor. Buna daha çok önem veriyor. İkincisi görülen imajı. Hı hı. Bu da ne demek? Başkaları onu nasıl görüyor? Hı hı. Üçüncüsü de asıl imajı. Yani asıl aslında o nasıl biri? Tanrı nasıl görüyor yani? Tanrı onu nasıl görüyor? Çıp, evet. Tanrı'nın gözleriyle çıplak bir şekilde, bütün <laughs> örtüleri kaldırılmış bir şekilde Tanrı aslında o kişiyi nasıl görüyor değil mi? Evet. Çünkü Tanrı yüreği görüyor. İnsan dış görünüşe baka, bakar diyor Tanrı sözü. Tanrı yüreğe bakar. Yani istediğin kadar o imajı, o süsü maskeyi tak ama Tanrı gerçekten senin kim olduğunu görüyor, değil mi? Evet. Ve Tanrı da bizi asıl imajımıza göre yargılayacak zaten. Evet. Ve Tanrı'nın isteği bizim asıl imajımıza sadık olmamız. Evet. Mesela İsa'dan örnek verecek olursak, İsa'nın görülen imajı, yani başkalarının onu nasıl gördüğü, neydi? tabii kişi kişilere göre farklı değil mi evet. herkes farklı bir şey söyledi sordu benim hakkımda ne düşünüyorsana evet. Biri bazı dedi iyi bir öğretmen bir peygamber ama siz siz ne diyorsunuz ben gerçekten kimim değil mi evet, evet. Petrus ne diyor sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin İsa evet. diyor ki bunu sana göksel babam açıkladı yani evet. bu gerçek imajı evet. başkaları ona ferisiler onu bir küfreden bir adam olarak gördüler evet. çünkü herkes kendi kafasına göre seni o süzgeçten geçirerek bir filtre var herkeste. Seni görüyor ama o filtreden geçince farklı bir imaj görüyor. Çünkü herkes kendi kafasına, kendi düşüncesine, tecrübesine işte geleneğine anlayışına göre seni yargılıyor sonuçta. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanın e, yan, e, gör, görülen imajı yani başkasının onu nasıl İsa'yı nasıl gördü dedi ayaşlarla oburlarla oturup kalkıyor vergi görevlilerle o zaman mafyası oturup kalkıyor yani <laughs> kötü bir insan gözüyle yani evet. bakıyorlar evet. ya da ona dediler ki seni cin çarpmış hatta cin çarpmış bile söylediler İsa'ya evet evet öyle dediler cinleri Ama, gücüyle yapıyorsun bunu dediler evet yani İsa'nın asıl imajı ne? yani Tanrı onu nasıl görüyordu evet Tanrı İsa'yı daha hizmetine başlamadan önce hmm. vaftizciye, ya vaftiz ettiği zaman ne oldu? Tanrı dedi ki bu benim oğlum, ondan hoşnutum. Evet. Yani İsa'nın asıl imajından Tanrı hoşnuttu. Tamam. De dedi oğulmuşsun. ki bu benim oğlum, bundan hoşnutum. Ve Tanrı asıl imajımıza sadık olmamızı istiyor. Evet. Ve dikkat edersen İsa daha hizmetine başlamadan önce Tanrı ben ondan hoşnutum dedi. Evet. Ve Tanrı'nın baba ona bu benim biricik oğlum dedi değil mi? Evet. Ondan sonra yargıladıkları zaman İsa'yı Ferisler sordu. Söyle bakalım sen bize sen Tanrı'nın oğlu musun? O da evet öyleyim dediği zaman küfrediyor, küfrediyor. Yok edelim onu diye karar verdiler. <laughs> Bak asıl imajını söylediği zaman bunu kabul edemedi başka insanlar. Ama İsa hiçbir zaman onları hoşnut etmek için değişmeye çalışmadı. Hı hı. Onları hoşnut edip başka bir seviye, başka bir kalıba girmeye çalışmadı. Evet. Tam tersine onların oturttuğu kalıpları bozduğu için mesela Havre'ye gitti, Şabat gününde kadını iyileştirdi. Ferisiler kudurdu, deli oldu. Nasıl yapıyorsun dedi. Bizim kalıbımıza girmek zorundasın. İsa dedi ben bu kalıba girmeye değil, bu kalıbı bozmaya geldim. Değil mi? İmajını değiştirmedi o kalıba girmek için. Günümüzde birçok insan böyle. Ya. Hayatım bir, 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 birkaç sene önce birisi bana geldi dedi ki ya kilisenize çok gelmek istiyorum. Biliyorum orada kutsal ruh işliyor. Ben de kutsal ruhla doğmak işte o ruhun armağanlarıyla yaşamak istiyorum ama şimdi oraya gelirsem diğer ben birazcık daha bir muhafazakar bir çevredeyim. Diğer işte Hristiyan kardeşlerim ne der bilemiyorum. Onun için işte gelemiyorum. İşte ne oluyor? Burada bu kişi bir seçim yapıyor. Kutsal ruhu alıp onun doluluğunda yaşamak yerine Çevresindeki birkaç insanın düşüncesine daha önem vererek bol yaşamdan yaşamak yerine ruhundolu daha düşük bir seviyede kalmayı seçiyor, değil hı hı. mi? Evet. Bu, bu tabi üzücü bir şey. Evet. Ama her gün bu seçimi yapıyoruz. Hı hı. Her birimiz hayatımızda her gün bu, böyle seçimleri yapıyoruz. Evet. Ve Tanrı için önemli olan asıl imajımıza sadık olmamız. İsa her zaman asıl imajına, Tanrının onu nasıl gördüğüne sadık olarak yaşadı evet. ve hiçbir yerde taviz vermedi. Hı hı. Ve biz de Tanrı'nın bizi gördüğü, yani asıl imajımıza göre yargılanacağız. Hı hı. Eğer başkaları bizi işte şöyle görsün, böyle görsün, bu şekilde yaşarsak hayatımızı, bunların hepsi bir gün yanıp kül olacak. Evet. Gidecek. Kesinlikle. Ve Tanrı'nın gözü, gözü önüne, yaşayan Tanrı'nın gözünün önüne çıktığımız zaman yargı kürsüsüne, o zaman asıl imajımıza göre yargılanacağız. Evet. Ne düşündük, ne yaptık? Bütün yüreğimizin niyetleri, her şey ortada. Tanrı'nın gözü önünde. Nasıl yaşadık bu asıl imajımızı? Buna göre yargılanacağız. Bu işte asıl Tanrı'nın öne verdiği şey. Ve Tanrı diyor ki, biz eğer asıl imajımızı sadık olursak o zaman Tanrı hoşnut olacak. Ve ancak o zaman bu bol yaşamı bütünüyle yaşayabileceğiz. Halleluya. Hayatımızda. Halleluya. Bol yaşamı bütünüyle yaşamak. Tanrının her insan için arzusu. Çünkü çok harika, iyi ve seven bir tanrımız var. İnsanları bereketlemek için can atan bir tanrımız var. Kurtaran, bağışlayan, aklayan, lütufkar bir tanrımız var. Her insana bol yaşam vermek, sonsuz yaşam vermek, onları bereketlemek, kurtarmak, kutsamak istiyor. Tabii önümüze de bir seçenek koydu. Biz seçebiliriz ya da biz reddedebiliriz. Bu bol yaşamı alıp almamak bize bağlı. Bizim seçimimize bağlı. Bu yüzden sizi davet ediyorum. Bu bol yaşamı almak için bir karar verin. Tanrı'yı hoşnut eden tek şey imandır. Onun olduğuna iman etmek bu sonsuz yaşama sahip olmaktır. Eğer henüz İsa Mesih'e iman edip onu Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul etmediyseniz şu anda bunu yapabilirsiniz. Belki bir Mesih imanlısı olarak diyeceksiniz ki ben Tanrı'dan uzak yaşıyorum. Bu bol yaşamdan yoksun yaşıyorum. Hayatımda doğru yaşamıyorum. Ama bugün tekrar Rabbi adanabilirsin, yeni bir tövbe yapabilirsin. Gelin hep birlikte dua edelim. Gözlerinizi kapatın ve benden sonra hazırsanız şu anda yürekten iman ederek bu duayı tekrar edin. Sevgili Tanrım. Sevgili Tanrım. Oğlun İsa Mesih. Oğlun İsa Mesih. Rabbim. Rabbim ve kurtarıcım olarak, ve kurtarıcım kabul, olarak ediyorum. kabul ediyorum. Günahlarımdan tövbe Günahlarımdan ediyorum. Tövbe ediyorum. Yüreğime gel. Yüreğime gel. Beni bağışla. Beni bağışla. Beni akla. Beni akla. Beni, temizle. beni temizle. Beni ruhunla doldur. Beni, ruhunla doldur. beni kurtar. Beni kurtar. Beni yeni bir insan beni yap. yeni bir insan yap. İsa'nın adıyla. İsa'nın adıyla. Amin. Amin. Sevgili dostum, çok iyi bir karar verdin. Bu hayatında bir dönüm noktasıydı ve ben sana şunu söylemek istiyorum. Tanrı seni bağışladı ve ruhu aracılığıyla sana sana bu yeni doğuşu, bu aklanmayı, bu harika bol yaşamı aktardığı içinde ve bunun meyveleri hayatında görülecek Rab'le yürümeye devam ettiğin sürece. Lütfen bize yazın, sizden işitmek istiyoruz. Dua isteklerinizi, tanıklıklarınızı, sorularınızı paylaşın, sizden işitmek istiyoruz. Hayatım çok teşekkürler paylaştıkların için. Amin. Amin. Ee, devam edeceğiz serimize bizlerle birlikte olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İncil, tapçıklar, cd'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujde.turkiye@msn.com. SMS hattımız 0534 611 81 75. Kutsal Kitap'ta Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabbi seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın az eken az biçer. Çok eken çok biçer.